insanları çeşitli özellikleriyle gençler, mesela kusurlarıyla sürekli suçlarsanız kişilikleri zedeleyebilirsiniz. Bu yanlış bir tabirdir. Mesela ego zedeleyelim. Kilo olan bir kişinin egosunu zedele bakalım İsmet. Çok kilolusun, gerçekten çok zedelendi. Şişko. Şişko. Söyle. Aa. Şişko. Fıçı. Duba. Balina. Dombili. Bunların hepsine ego öz saygı zedeleyici değil arkadaşlar. Peki geliştirelim şimdi. Geliştir. Hafif toplu görünüyorsun. Balık etli, toplu görünüyorsun. Bak ego öz saygı geliştirici. Ay hocam. Hayır. Birine sürekli balina, 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 balina de bakalım ne oluyor. Anladın mı? Bunu ne yapman lazım? Ama bunu söylemen de lazım. Saydamsın. Hafif toplu görünüyorsun. Kel, keltoş, kabak. Öz saygı zedeleyici. Saçların biraz seyrelmiş. Öz saygı geliştirici. Düzensizsin. Düzen konusunda problemler yaşıyorsun. Bak geliştiriyorum. Tembel. Hayır. Ders çalışma ile ilgili problemlerim var. Anladın mı mantığı? Tembel kişiyi zedeler. Ama ders çalışma ile ilgili problemlerim var. Evet, şimdi dersin daha güzel değil mi? Daha güzel arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. İşte var ya çok meşhur bir şeyde. Bu bir ara çok durdu. İşte psikoloğa gittim. İşte hayatını mahvetmişler diyemedi. Hayatını mahvetmişler diyemedi. İncinmişsin dedi diyor. Anla okumuş kadın hayatını mahvetmişler diyemedi diyor. Hayatını mahvetmişler. Ego saygı zedeleyici değil mi? Ne? İncinmişsin bak ne kadar güzel. İncinmişsin. Ego öz saygı geliştirici değil arkadaşlar. Mantık anlatabildim mi? Yani buradaki mantıkta kişiliği zedelemek ya da geliştirmekten bahsediyoruz biz. İşte incinmişsin güzel. Hayatını mahvetmiş. Hayatını kararmışsın. Allah belanı vermiş gibi oldu bu arkadaşlar mantığı. Sağlıklı bir değil. Birine tembel demek. Düzensiz demek. Şişko demek. Fıçı demek arkadaşlar. Bunlar hepsi aslında mantıken baktığınızda bir iletişim engeli olarak kabul ediliyor. Şimdi bir gün uçağa bindim. Uçakta ben en az bir koltuğu alırım genelde. O zaman da ben 140-141 kiloyum. Eski zaman, fi zamanda. Uçakta en az bir koltuğu aldım. Uçak dolu ama. İşte 32 F'de ben varım. 32 E'yle de boş. Lan herhalde kimse gelmeyecek. Uçağın kalkışına da işte 3-4 dakika kaldı. Rahat rahat gideceğiz artık falan filan. Zaten sığmıyorum koltuğa yani. Ek kemer falan çekiyorlar bana. Ek kemer halatla falan bağlıyor gibi düşün. Neyse tamam rahatım. Çantayı yanıma koydum falan filan. Karşıdan iki tane dayı geliyor. Girdiler içeri. İşte ha. Koridordan geliyorum. Allah'ım dedim ya. Bunlar inşallah buraya gelmiyorlardır dedim. Çünkü ikisine göre ben tır gibiyim. Düşün yani anladın. İkisine göre tır gibiyim. Dayılar yaklaşıyor. 16, 20, 24, 28 geliyorlar. Neyse 32'ye kadar geldiler. Benim yanımda durdular. 32 F vermiyor. 32 E ile D o. Ama üçümüz aynı anda o koltuklara binerse uçağın ergonomisi bozulur yani. Çok net arkadaşlar. Uçak böyle gider. Anladım yani. Hani fizik, hiçbir şey kalmaz. Şimdi adamlar da geldiler koltuğa bakıyorlar. 32 F'de ben varım. E'ye bakıyorlar, D'ye bakıyorlar. Bir şey var, fizik hatası var. Üçümüz de oraya sığması için hani fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, bütün bilimlerin birleşmesi lazım. Neyse, sığmayacağız yani mantık çok düz belli arkadaşlar. Dedik hostes çağıralım. Akıllıca bir çözüm olarak hostes çağıralım. Bastık düğünü, hostes geldi. Şimdi geldi, hostes aynen böyle ama. O sifreye baktı, ben oturuyorum. Adamlara baktı, adam da oturuyor. Hostes aynen şu tepki verdi. Siz buraya sığmazsınız. Bak aynen siz buraya sığmazsınız arkadaşlar. Hani sığmayacağımızı da biz de biliyoruz. Anladın mı? Ama şu denebilir değil mi? İşte hani daha bunu yumuşatabilirsin. Daha rahat hareket edebilirsin. Siz başka bir koltuğa alalım. Tamam şunu yapalım. Siz buraya geçirdiğinizde uçan ergonomisi bozulur da yandı. O da öz saygı. Ama bunu demek arkadaşlar öz saygı gelişimi işte. Burada bak. Siz buraya sığmazsınız. Hı? Daha rahat hareket edebilmesi, daha rahat seyahat edebilmesi için biriniz 32 F'ye, biriniz 15'e, birinizi 1'e yerleştirilir ki tam dengeli gitsin uçak mesela. Daha iyi olmaz mı?
Bu dil çok önemli. Şimdi biz bu da ne diyoruz? Ego, öz saygı, geliştirici dil diyoruz. Kişiliği ne yapmamalı? Kullandığı dil. Asla. Evet.